Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Sandalyemi değiştirdim, o yüzden sürekli böyle video boyunca dönüp duracağım diye düşünüyorum. Dün ilan edilen sokağa çıkma yasayla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bunu paylaşırken de konuşurken de bardakta mısır yapıp geleceğim kendime. Onu yerken dün yaşanan olayla ilgili düşündüğüm her şeyi paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen gidiyorum, kendime bardakta mısır hazırlıyorum, geliyorum ve sonra sohbetimize başlayabiliriz. Evet, mısırımı hazırladım ve geldim. Biliyorsunuzdur büyük ihtimal ama çok kısa anlatayım. Ya önce ısıtıyoruz, margarin kullanabilirsiniz, tereyağı kullanabilirsiniz. Dondurulmuş mısırı yağda çeviriyoruz, tuzunu atıyoruz. Ben ekstra karabiber de atıyorum, harika yakışıyor. Onun dışında sonra bardağa koyuyoruz. Daha sonra ketçap, mayonez, nar ekşisi ne isterseniz onları ekliyorsunuz. Ve bu şekilde bardakta mısırım hazır. Evet. Şimdi olaylardan artık bahsedebiliriz. Harika olmuş. Zaten bu ara akşamları sürekli bundan yapmaya başladım. Sıkıldıkça artık bardakta mısır yiyorum. Dün akşam galiba saat böyle akşam 10 civarı, böyle 10-10.30 arası bir saatti. Böyle şeyde geziyordum, işte Instagram'da geziyordum. Sonra bir anda Instagram'da gördüm sokağa çıkma yasağı ilan edildi diye. Zaten ben bunun uzun zamandır olmasını bekliyordum. O yüzden böyle görünce şaşırmadım ama tabii ki insan doğal olarak böyle bir şey yapıyor. Oha ne olacak şimdi falan diye böyle bir heyecanlanıyorsun tabii ki doğal olarak. İşte saat 12'de başlayacağını söylediler ama onun dışında hiçbir bilgi yoktu. Sadece 31 şehirde olacağına yönelik bir bilgi vardı. Benim öncelikle yorum yapmak istediğim konu şu. Neden bu mesela şehirler arası işte yolculuklar kısıtlandı falan mesela. Onda da aynı konu vardı. Yine 31 şehir geçerliydi. Bu sokağa çıkma yasağında da 31 şehir geçerli. Tamam, hani nüfusun çoğunluğunu bu büyük şehirler bunlar oluşturuyor olabilir ama diğer şehirlerde yaşayan insanların da belli bir şekilde güvenliğinin onlara düşünülmesi lazım. Bence bu eğer bir şey olacaksa işte 5 şehir, 10 şehir, 30 şehir olarak değil de komple tüm Türkiye'de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında açıklama çok eksik olarak yapıldı. Mesela yasağın olduğunu söylendiğinde hemen arkasından işte fırınların, eczanelerin, belli bir yerlerin açık olacağını ve alınacak önlemler anında açıklanmış olsaydı panik ortamının biraz daha az olacağını düşünüyorum. Mesela şu an saat 4.30. Yanlış hatırlamıyorsam saat 1 ile 2 arasında araba geldi aşağıya ekmek için mesela. Bir sürü insan gitti odadan ekmeğini aldı yani. Hani bu tarz tedbirler zaten alınmış. O yüzden dün akşam herkesin koşa koşa ekmek almaya da gitmeleri o yüzden saçma oldu mesela. Bugün hani buraya geldiyse her yerde aynı önlem alınmıştır diye düşünüyorum. Ben haberi öğrendikten sonra böyle dışarıdan tabii sesler falan gelmeye başladı. Dışarıda böyle hareketlilikler başladı tabii bir anda. Ben de şey yaptım işte balkondan neler olduğunu falan izledim. Bizim şöyle köşede bir tane küçük bir market var. Orası hemen açılmış, insanlar koşa koşa oraya gittiler falan. Ben zaten normalde de market alışverişimi biriktirip toptan bir şekilde gidip bütün ne eksiğim varsa alıyordum. Birkaç gün önceden zaten almıştım. Eksik tabii ki eksiklerim vardı. Ama yani bu iki gün içinde bu kadar acil bir eksiğim yoktu. Dolapta bir iki tane ekmek var ama hani olmamış olsa bile ben zannetmiyorum yani çıkıp da bir şeyler almaya çalışacağımı. Çünkü iki gün yani o virüsü kapma ihtimalindense iki gün yani evdeki şeyleri yiyebiliriz. Hani bu kadar mı hiçbir şeyimiz yok? Var aslında ekmek olmasın, başka bir şey olmasın. Onun yerine alternatif başka bir şey kullanalım. Daha az beslenelim. Yani bunlar olabilir. Hani şu şekilde empati de kurmak istiyorum. Çocuğu olanlar var özellikle. Hani ben tek biz iki kişi yaşadığımız için bizim için belki o kadar büyük bir problem değil. Biz dayanabiliriz belki ama hani daha kalabalık yaşayan aileler var, daha zor durumda olanlar var ya da çocuğu olanlar ve onların bazı işte ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olanlar var. Hani onlar için biraz daha durumu anlayabiliyorum ama yine de ne olursa olsun dışarıda öyle bir kalabalığa girip virüs kapmaktansa birkaç gün belli bir sıkıntıları çekmek çok daha mantıklı geliyor yani bana. Yani gerçekten ben çıktım mesela balkondan izledim. Bir de şöyle bir şey var. En çok bence dün alınan şey ekmekten bile çok sigara oldu. Çünkü insanların dün balkondan bakarken dikkat ettim. Marketten çıkan herkesin elinde en az 4 paket sigara vardı.
Yasak durumda çoğu insanın aklına ilk olarak sigara geldiği için hemen koştular. Sigara aldılar. İşte ekmek çok fazla alındı. Hani şöyle bir şey de olabilir. Belki insanlar bunun iki gün değil de daha fazla süreceğini düşünüp bir anda korkuya kapılıp o yüzden de böyle çok fazla şey almış olabilirler. Çünkü mantıklı düşündüğünde bir insanın iki gün için, yani iki gün dışarı çıkamayacağı için o son dakika bir saatte öyle yüzlerce bir kalabalığın içine girmiş olması o kadar saçma ki. Yani o çıkan insan geri evine girdiğinde hiç mi düşünmedi acaba benim bak bu evde çocuğum var. Ya ben o kadar insan arasında o virüsü kaptıysam ve şu an çocuğumu bulaştırırsam diye mesela. Bunlar gerçekten düşünmüyorlar mı anlamıyorum. Ben ayrıca böyle bir yasağın gelmesi konusunda çok geç kaldığımızı düşünüyorum. Bence yapılması gereken şey böyle bir şey ilk ortaya çıktığı zaman çok acil bir şekilde bunun ilan edilmesi gerekiyordu. Hani ekonomiye evet çok büyük zararlar olacaktı ama hastalığın bulaşıp birçok insanı öldürmesindense ekonominin bu süreçte kötüye gitmesi çok daha yani olması gereken bir şey bu zaten. O an onu düşünemezsiniz. Sağlığın çok daha öne geçmiş olması gerekiyor. Zaten bunu yaşayan tek ülke biz olmadığımız için bütün ülkelerde bu ekonomi sıkıntısı zaten yaşandı. O yüzden ilk olarak bizim ülkemize geldiği zaman biz çoktan karantina sürecine girmiş olmalıydık. Ya da şöyle bir şey de uygulanabilirdi, hani üretim durmasını istiyorsak eğer sadece zorunlu gittiği bir işi olanlar, gidenler çalışacaktı mesela. Onun dışında dışarıda bir işi olmayan, belli bir hani gitmesi gerekli olan şeyler olmayan insanlara sadece yasak gelecekti. Mesela hani bu şey gibi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne geldiği gibi diğer işi olmayan, işe gitmeyen insanlara da aynı şekilde bir yasak gelebilirdi. Hani bunları söyledim diye ben bütün önlemlerin, bütün şeylerin de devlet tarafından alınması gerektiğini de savunmuyorum. Kesinlikle hepimiz birer bireyiz ve kendi kararlarımızı verebiliyoruz. Devlet hani hiçbir şekilde yasak koymamış bile olsa bizim kendi yasaklarımızı zaten koymuş olmamız gerek. Hani en kötüsünden kendi canımızı ve sevdiklerimizin canını düşünüyorsak zaten illa devletin bizi kısıtlamasını beklemek zorunda değiliz ki. Ben mesela çok uzun zamandır hiçbir şekilde çıkmıyorum. Sadece gittiğim tek yer markete gidiyorum. Onu da her gün her gün gitmiyorum. Normalde çok sık giderim. Hani küçük küçük şeyler alırım. Bir anda toptan alamam. Veya taşıması falan zor olduğu için. Giderim mesela gün yumurtayı, sütü alırım, unu alırım. Ertesi gün başka bir şey alırım. Normalde bunu yapıyorum. Ama şu an yaptığım şey bütün listemi çıkartıyorum. Tek tek bütün eksiklerimi yazıyorum. Artık hani almam gereken zorunlu olduğu bir anda gidiyorum ve toptan bir şekilde bütün alışverişimi yapıyorum. Gerekli önlemlerimi alarak. Geldikten sonra da hijyenime dikkat ediyorum. Ellerimi yıkıyorum. Bu şekilde zaten ben haftalardır bu şekilde geçiriyorum. Ha şöyle bir şey var. Ben hani okulum tatilde ve yani uzaktan eğitimde ve gitmem gereken bir işim de olmadığı için bunu yapıyorum. İşe gidenlere tabii ki hiçbir sözüm yok ama belli bir zorunluluğu olmayan insanların da yani illa bu yasakları devletten beklemek zorunda değilsiniz. Herkes kendi yasağını kendi evinde kendi oluşturabilir. Yani çocuklarınıza sahip olabilirsiniz. Onların dışarı çıkmasına hani izin vermemeniz gerekiyor. Bu yani basite alınacak bir şey değil. Sağlığımızı düşünüyorsak bunları yapmak zorundayız. Ama genel olarak söyleyeceğim şey şu. Sokağa çıkma yasağı için çok geç kaldık. Çok daha öncesinden olmalıydı ve bu şu an bu yapılan sadece hafta sonu için olan yasak biraz daha uzatılmalı diye düşünüyorum. Gerekli şeyler yapılarak ki bugünkü gibi mesela arabayla ekmek gelmesi gibi farklı şeyler de gelebilir. Bakliya türlerimiz de gelebilir. Bu şekilde aşağıya çıkıp alıp çıkıp geri evimize geçebiliriz. Bu olmalı ve dün akşam çok geç saatte haber verilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum ve yarım açıklamayla haber verilmesini doğru bulmuyorum. Yapılması gereken şey şuydu, ya birkaç gün öncesinden hafta sonu yasak olacak, ona göre yapın alışverişinizi denilecekti. İnsanlar markete gittiğinde fazla bir şekilde alacaklardı ve son dakika bu kadar sıkışık bir şekilde insanlar lüpo almaya koşmayacaklardı. Yani ona ne diyeyim bilmiyorum gerçekten. Bu arada şunu da görüyorum. Balkondayken mesela arada bir arabaların geçtiğini ve birkaç tane insanın geçtiğini görüyorum. Yani bilmiyorum onlar bir ihtiyacı olan bir şey mi almaya gidiyorlar, eczaneye falan mı gidiyorlar yoksa yasağı umursamayıp zaten içine bir ara sokaklarda hiç bizi görmezler deyip geziyorlar mı bilmiyorum. İnşallah herkes dikkat ediyordur, herkes uyuyordur. Ya
Yani kısaca söylemek istediklerim bunlar da. Eğer bu sürecin çok kısa geçmesini istiyorsak, herkes kendi tedbirini alırsa ve mümkün olduğunca bunu yaymadan çözmeye çalışırsak, şu anki hastalarımız iyileşirse, bu şekilde çözebilirsek bu olaylar çok daha kısa sürecek ve artık çok daha güzel havalar geliyor. Balkonda otururken kendim böyle dışarıda olmak istiyorum. Çok istiyorum. Artık o piknik zamanları, gezme zamanları geldi. Havalar çok güzelleşmeye başladı. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde bu biter. Ve hepimiz kaldığımız yerden hayatlarımıza döneriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.